Herkese merhabalar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir konuyla karşınızdayım. Şu anda ekranda gördüğünüz nedir diye merak edenler olabilir. Reddit diye bir uygulama, aynı zamanda böyle internet sayfası üzerinden de girebileceğiniz bir uygulama. İngilizce olarak hem Supercell çalışanlarının, yani işte bu Ryan falan var ya bu community'den, yani o işte videolarda gördüğümüz arkadaşlar, hem onlar yazıyor, hem böyle işte bütün dünyadaki şeyler yazıyor, YouTuber'lar yazıyor, normal işte oyuncular falan yazıyor ve burada çok ilginç paylaşımlar var. Genellikle ilk bilgileri buradan alabiliyoruz arkadaşlar ve burada çok enteresan bir bilgi var. Bakın şu anda en üstte spoiler diye görünüyor. So I found these emojis in Brawl Stars files diyor. Brawl Stars dosyalarında bu emojileri buldum diyor bir arkadaş ve bakın şöyle içine doğru girdiğimiz zaman çok enteresan görüntüler var. Şu anda görüyorsunuz, bunlar oyun dosyalarının içerisindeymiş. Yani oyun dosyaları dediği nedir? Burada işte tabii bir şeyler göstermiş ama oyun dosyalarının içerisinde bu tür emojiler bulduğunu söylemiş. Ne kadar doğrudur çok bilmiyorum ama yani sallamasyon olma ihtimali de var tabii ki ama Reddit'te genellikle hani doğru bilgiler çıkıyor. Bu tür emojiler varmış ve bu emojiler muhtemelen eğer doğruysa yakın zamanda oyunun içerisine eklenecek. Yani oyunun içerisinde mesela Clash Royale'de falan var ya, böyle işte emoji kullanıyorsun rakibine ya da işte yanındaki arkadaşına şöyle falan bir şeyler yapabiliyorsun. Brawl Stars'a yok ve bu büyük bir eksiklik. Bunu ne zaman getirecek Brawl Stars bilinmez ama muhtemelen yılbaşı güncellemesi gelecek. Yılbaşı güncellemesinde çok bomba şeyler bekleniyor arkadaşlar ve bunlardan bir tanesi de bu emojiler olabilir diye bir bilgi var. Altındaki tartışma kısmına da şöyle bir bakmak istiyorum sizinle birlikte. Gerçekten enteresan yorumlar var. Sinirleniyorsun ya bazen, oynuyorsun abi, adam gerçekten delirtiyor seni falan. Yani onlara en azından şöyle kötü bir emojiyle falan ya da böyle kızgın bir emojiyle karşılık verebileceksin. Bir başka arkadaş şurada demiş ki bunu başka bir oyun için aslında zaten yaptılar ve Brawl Stars'a da niye getirmediler? Yani bunu zaten hani maç esnasında kullanabilirsin demiş. Another game, ya yani başka oyun derken hangisini kastediyorsun falan demiş. Bir başka arkadaş Clash Royale'den bahsediyor demiş ama Clash Royale'den değil, muhtemelen Zuba diye bir oyun var, ondan bahsediyor. Zuba'yı ben oynamadım, bilmiyorum. Siz oynadıysanız yorum kısmına yazın, Zuba'da böyle şeyler var mı? Emojiler falan var mı? Muhtemelen vardır. Yani birçok oyunda var. Aslında oyunun içerisine sesli chat eklenmesiyle ilgili bazı haberler vardı. Hani PUBG Mobile'da falan var ya, böyle direkt sesli olarak konuşabiliyorsunuz. Tabii böyle bir şey gelse inanılmaz olur. Çok güzel olur. Ama bu tür şeyler biraz oyunun kalitesini, yani hızını daha doğrusu, bağlantısı zaten çünkü bazen biliyorsunuz yavaşlıyor, böyle aksiyon oyunlarında bazen sıkıntı olabiliyor. O yüzden belki ses eklemeyebilir ama en azından burada gördüğümüz bu emojileri büyük bir ihtimalle ekleyecek diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yeşil smiley, evet, ana ekranda sağ üst tarafta görebilirsiniz. Ha, bir arkadaşınız online olduğunda görebilirsiniz demiş. Evet, bak şurada bir tane yeşil bir emoji vardı ya, o yeşil emoji aynen. Online olduğu zaman arkadaşımız görüyoruz ya, aslında o emoji, doğru. Bunların bir kısmı belki de zaten oyunun içerisinde olan emojiler olabilir ama bir kısmı sanki yeni eklenecek gibi. Özellikle şu kırmızı olan var ya, bak en çok onu kullanacağız muhtemelen, şu sinirli olan falan. Onlar gerçekten güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tür bir emoji gelmesi güzel olur mu oyunun içerisine? Ve next update, next update diye burada spamleyen arkadaşlar var. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar, dediğim gibi yılbaşı güncellemesine böyle bir sürpriz de gelebilir Supercell. Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama muhtemelen çok güzel yenilikler gelecek. Özellikle yılbaşı güncellemesinde bomba şeyler bekliyorum ben şahsen. Siz neler bekliyorsunuz? Bunu dediğim gibi yorum kısmına yazın. Ve bu tür bilgilendirici videoların devamını istiyorsanız videoya kocaman bir like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve oyunun içerisine girdim. Bir tane ücretsiz kutumuz var. Şu kutuyu açacağım. Bir de yıldız gücü Tiz Solo var. Poco için. Onu da muhtemelen alabilirim. Şu ücretsiz kutuyu bir açalım. Şu Tiz Solo çünkü ulti kullandığınız zaman hani karşı tarafa da hasar veriyor ya, bu oydu galiba, aynen 800 hasar karşı tarafa da veriyor, kullanılan bir şey ama 2000 altın diyor, onun için biraz kutu açmam lazım. Buradan biraz kutu açalım. Oo, 100 altın çıktı yalnız. Altına ihtiyacım var ya, direkt altını verdi. Şimdi buradan çıkıyormuş Tiz Solo. Evet, kaç oldu? 2000 oldu. Tamam, 3 tane kutu, 4 tane mi kutu açtım bilmiyorum. Şuradan yıldız gücünü de bir satın alalım. Hatta isterseniz şu Poco'nun yıldız gücünü bir de maçta deneyelim. Kuşatma moduna girdim. Yıldız gücünü denemek için Poco ile oynanabilecek güzel haritalardan bir tanesi kuşatma modu. Şuradaki şeyleri toplaya toplaya, vidaları toplaya toplaya gideriz. Hop, orayı aldım. Bunu alabilir miyim? Aldım mı? Evet, aldık onu da. Tamam, onu bırakmayalım. Tamam, bunu da aldım. Alıp kaçıyorum yalnız. Şu an alıp kaçma görevini ben üstlendim. Çok iyi. Abi onu bırakmayın ama ya.
Tamam, onu da öldürdük. Şunları bir alalım. Güzel. Yardır reis. Şöyle şuna bir vurdum. Hop, vur vur vur. Tamam, güzel güzel. Bayağı bir hasar çıkarttık. Yalnız %46. Of abi, bayağı vurduk la. Neredeyse bir robotla alacaktık ha. %33'e kadar düşürdük. Şimdi şuradan buna biraz vur. Tamam, onu güzel yok ettik. Şöyle bunu aldım. Evet, o da öldü. Bunu da aldık. Onu da alırsak çabuk al. Tamam, güzel, beraberlik geldi. Bunu da aldık. Öne geçtik. Şimdi onu bırakmayacağız. Evet, bunu da aldık ve iş bitti sanırım. Bunu bir alabilir miyiz acaba? Bunu bir alabilseydik güzel olacaktı. Tamam, aldık. İyi oldu. İyi oldu. Bizim robot geliyor mu? Berabere mi bitti o ya? Berabere bitmiş ha. Alamamışız. Neyse. Şunu bir alalım. Tamam, şunu da alalım. Evet, iş bitti. Güzel. Evet, onu da aldık. Artık bir robot çıkartır mısın acaba? 16, 17, yalnız var ya rekor. 18, 19, oğlum. 20 olsun be. 20 oldu işte bu. İşte bu. Gerçekten 20'yi yaptık. Evet, şimdi hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı bence. Ne diyorsunuz? Bak şimdi şuradan şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yaptım. Bıraktılar zaten. Ve bu müsabakayı da güzel bir şekilde kazandık. Gerçekten yani güzel bir şey. Yıldız gücü. 300'de yıldız puanı kazandık ve 104 seviye olduk. Bir tane de savaş topu etkinliğine girdim ve yılbaşı güncellemesine. Bu arada Fatih Güney şu anda kanalımıza abone oldu. Aramıza hoş geldin bro. Teşekkür ediyorum abone olduğun için. Ellerin dert görmesin. Yılbaşı güncellemesinde siz ne tür güncellemeler görmek istersiniz arkadaşlar? Bunu da abi yapma be. Kurtaramadım. Niye ultiye bastım? Keşke basmasaydım. Zaten ölecektim. Olsun. Ulti gitsin. Problem değil. Önemli olan savaşmaktı. Bunu yalnız geçirmemek lazım. Orada bizim Shelly yalnız yargı dağıtıyor ha. Dikkat ettiniz mi? Resmen yargı dağıtıyor Shelly. Aha, al onu, al onu, al onu. Adamsın. Şöyle aradan güzel bir vuruş ama. Hadi oğlum atarsın onu, attı. İşte bu Barış hem de. Barış. Onur'dan Barış'a, Barış'tan kaleye güzel bir gol oldu. Abi şu Nita da var ya, çok ters geliyor bana. Böyle healladık mı onu? Aha, yarasaları boşa attın. Yarasaları boşa attın kanka. Sana bir iki tane vururum. Hoppa, olmadı mı? Olmadı mı? Peki. Hop, güzel healladım. İkisini birden. Şimdi şu sağ tarafta yalnız Nita biraz sıkıntı. Bir tane daha vur, çok güzel. Abi ya, keşke ultiye bassaydım. Niye basmadım ki? İşte hep bunlar şeyden. Yani kalsın kenarda, lazım olur falan diye düşünüyorsun ve işte bu. Barış efsane bir gol attı ve ikinci maçımızı da bu şekilde kazanmış olduk. Yalnız Poco'nun bir yıldız gücü de harbiden bayağı iyi oldu. Son mod Elmas Kapmaca'da Poco'nun yıldız gücüyle bir akmaya çalışalım bakalım. Yanımızda kimler var? Barley var. Tamam. Güzel. Güzel başladık. Şunları alıp kaçmam lazım. Tamam. İki elmasla başladık. İyi oldu. Hop. Kaçtım. Bunu da alayım. Tamam, onu da aldık. Tamam, onu da aldık hatta. Sen ne yapıyorsun reis? Wall'ları açmışsın. Wall'ları açaydım. Gel 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 diyeydim miydi? Neydi? Öyle bir şey vardı ya. Bir tane filmde onun gibi. Barley kolları açmış geliyor ya. Tamam, onu da oradan yok ettik. Oğlum, o kadar adam aldık ya. Hadi artık şunu kazanalım da. O ne lan? Sen ne yapıyorsun orada? Al sana. Kahrol düşman, al sana bombe. Oğlum yardım. Bana yardım. Bana yardım. Şuradan kaçarım. Efsane kaçarım.
Takım arkadaşlarım yetişti. Son anda gidiyordu az kalsın. Hop şuradan bir heal. İşte bu da pro. Oğlum aman ha. Neyse Allah'tan onda elmas yokmuş. Ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve yıldız oyuncu da olduk. Gerçekten güzel bir maçtı. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bu emojilerin bir an önce oyuna gelmesi lazım. Çünkü hakikaten bazen böyle kötü maçlarda kızgın emoji atmak istiyorum, olmuyor. Ya da böyle şöyle bir güzel motive edici bir şeyler de yok yani. O yüzden umuyorum yakın zamanda gelir. Siz başka neler geleceğini tahmin ediyorsunuz? Bu arada karşıdaki arkadaşların isimleri de çok iyiymiş. İki tane aynı isim herhalde arkadaşlar. Neyse, umarım siz de böyle bir şeyi görmek istiyorsunuzdur. Neler görmek istediğiniz yorum kısmına yazabilirsiniz dostlar. Seviliyorsanız kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.